Evet, şimdi çocuklara yönelik istismarı önlemek amacıyla başlatılan çalışmalara bakalım. O çalışmalar hızlanıyor. Başbakan Binali Yıldırım yasal düzenlemenin yakında meclise sevk edileceğini açıkladı. İstismarı Önleme Komisyonu çalışmalarını 10 gün içinde şekillendirmiş olacak. Kapsamlı bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Yasal düzenlemeler için teklif yakında mecliste olacak. Teklif yakında meclis gündemine gelecek. Ama koruyucu ve önleyici tedbirler en önemli başlıklardan biri olacak. Başbakan Binali Yıldırım grup toplantısında açıkladı. Eğitim başta olmak üzere aile ve toplumun her kesimine bu konuda büyük görevler düşmektedir. Çocuk istismarını önlemek için oluşturulan komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar 10 gün içinde şekillendirilecek. İyi hal indirimi uygulaması kaldırılacak. Masada 12 yaşından küçük çocukların cinsel istismarına verilecek cezanın ağırlaştırılması ve kimyasal hadım dahil pek çok konu var. Kimyasal kastrasyonla ilgili de yine çalışma masamızda masum çocuklara yönelik bu tür saldırıları önleyecek her türlü tedbiri değerlendireceğiz. Yapılacak düzenlemelerle Türkiye genelinde 31 olan çocuk izlem merkezi sayısı artırılacak. Mağdur ve ailesinin korunması için gizlilik esas alınacak. Aileler, çocuklar bilinçlendirilecek. Çocuklarla direkt teması olan herkese, yani öğretmenlere, antrenörlere, sağlık çalışanlarına eğitim verilecek. İnsanın iyi olması, eğitimi, iyi yetiştirilmesi, çocukların bilinçlenmesi hepsi topyekun, toplumsal olarak hepimize düşen sorumluluklar var. Bunları masada değerlendireceğiz hep beraber. Sağlıklı verilerin oluşturulabilmesi için de komisyon üyesi bakanlar Türkiye İstatistik Kurumu ile ortak çalışma yürütecek. Alınan kararlar Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Muhalefet partisi yetkilileri ve medya mensuplarıyla da bir araya gelinecek.